Ev Okulu Derneği Büşra Meşe Yıldırım'la İyi Ki Varsınız sunar. Zekalı ve özel yetenekli bireylerin eğitimi nasıldır? Telefon ve tablet kullanımının sağlıklı yönetimi nasıl yapılır? Çocuklara dikkat ve becerileri nasıl kazandırılır? Pandemi döneminde eğitim sürecine dair merak edilenleri psikolojik danışman Mehmet Hilmi Eren anlatacak. Az sonra. Evet, iyi ki varsın. Psikolojik danışman Mehmet Hilmi Eren'le birlikte devam ediyor. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Hoş buldum Şuran. Evde eğitimden bahsedeceğiz ama eğitim, bunu birazdan açacağız. Bir yıl nasıl geçti? Bir yıl artılarıyla eksileriyle geçti. Aslında insanlar, aileler evde de eğitimin pekala olabileceğini de gördüler. Dijital platformların sağlıklı kullanılması gündemimize girdi. Buradan şunu da söylemem lazım. Okul hayatımıza şöyle bir dönüp baktığımızda bir farkındalığı kazanmak gerekiyor aslında bu programda da. Öğretmen okulda, sınıfta bugün ders anlatmayacağım, askerlik anılarımdan bahsedeceğim, hatıralarımdan bahsedeceğim dediğinde öğrencilerin dikkati bir anda öğretmene kesilir. Öğretmen dersten uzaklaştıkça sınıf güzelleşir. Eğer öğretmen dersi, görsel sanatlar dersini atölyede işliyorsa öğrenciler görsel sanatlar dersini severler. Beden eğitimini de severler, bahçede ya da spor salonunda işlenir. Evet. Laboratuvarda işleniyorsa fen dersi, kameriyede kompozisyon yazılıyorsa Türkçe dersi de çocuklar için gayet keyiflidir. Sınıftan uzaklaştıkça okul güzelleşir. Müze gezisi deyince şu an izleyicilerimiz ne anlıyor bilmiyorum ama müzeye gitmek anlaşılır. Peki okul gezisi deyince acaba ne anlıyorlar? Öyle tahmin ediyorum, okula gitmeyi anlamıyorlar. Okul tarafından düzenlenen, okul dışına yapılan gezileri anlarız. Fabrika, iş yeri, huzurevi gibi. Yani okuldan uzaklaştıkça biraz eğitim de güzelleşiyor. Buradan okulsuzluğu ya da okul karşıtlığım dediğim anlaşılmasın ama biz hep şunu söylüyoruz. Üç şey var ki Büşra Hanım, bir başkasına havale edilemez. Az önce Doktor Bey'in söylediği bir başlık aslında sağlık. Doktor var diye, hastane var diye kendi sağlığımızı ihmal edemeyiz. Kendi doktorunuz olun denilir, hatta organik besleniriz. İkincisi güvenlik. Asker var diye, polis var diye kendi güvenliğimizi ihmal edemeyiz. Mutlaka. Aracımıza alarm taktırırız, apartmanımıza güvenlik kamerası taktırırız. Üçüncüsü de hepimizi ilgilendiren başlık eğitim. Okul var diye, öğretmen var diye evde eğitimi ihmal edemeyiz. Aslında eğitim evde başlar. Aslında ev eğitimin merkezidir ve aslında her ev bir okuldur diyoruz. Hı hı. Bu süreçlerden bahsetmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Ekran başındaki seyircilerimizin de sorması gereken sorular vardır diye düşünüyorum. Hı hı. Hele özellikle bu süreçte pandemi döneminde çok zorluklar da yaşandı. Ev içerisinde işte birazdan o dijital ortamdan da bahsedeceğiz. Ama ekranımızda bulunan WhatsApp hattına sorularınızı sorabilirsiniz. Peki hocam, ne yapmamız lazım bu konuda? İşte evde çocuklar. Ve evet, bir kapanma yaşandı. Belki yine yaşanacak, bilmiyoruz ama bu süreçte neler yapmalıyız? Çocuklara nasıl yaklaşmalıyız? Esasında çocukların zihinsel gelişimi, bilişsel gelişimi, duygusal gelişiminde ev ve aile ortamının büyük bir etkisi var. Aileler az önce söylediğimiz gibi sağlık, güvenlik, eğitim gibi sadece okul kurumuna güvenmeden ben ne yapabilirim sorusunu sorduğunda bir takım cevaplar karşımıza çıkıyor. Hamile kadınlar, belki zaman zaman da sizin yaptığınız programlarda doktorlar bunları söylüyorlar. Sağlıklı beslenmesi için, fiziksel gelişimi için hamile anneler beslenmelerine çok dikkat ediyorlar. Onun fiziksel gelişimi için. Peki ruhsal gelişimi, peki duygusal gelişimi, peki zihinsel gelişimi? Bu yüzden aslında çocuğun gelişimi, anne ve babanın çocuğa etkisi bebek anne rahmine düştüğü andan itibaren başlıyor. Bugün izleyicilerimizin merak ettiği, genellikle başlık olarak duyduğunda dikkat kesildiği birkaç bir şeyden de bahsedelim. Onların zeka gelişimine nasıl katkı sağlarlar? Annenin karnındaki bebekle sohbet etmesi, babanın annenin karnına yapışıp nasılsın, hava nasıl oralarda, keyfin yerinde mi tarzı konuşmalar hem o tınıyla bebeği karşılaştırıyor hem de aslında dil gelişiminin temelleri atılıyor. Doğdu, emzirirken
mama verirken göz kontağı kurması, fiziksel temas kurması ve bolca diyalog kurması çok önemli. Bebek ayaklandı, evin içerisinde yürüyor. Onu getirir misin? Şunu getirir misin? Oradakini uzatır mısın? Bunu bir tutar mısın? Tarzında cümleler yerine, evladım, mutfaktaki granit tezgahın üstündeki kırmızı kapaklı plastik şişedeki suyu getirir misin tarzında ifadeler çocukta dil gelişimini, kelime gelişimini, sözcük dağarcığını, kelime haznesini geliştiriyor. Tabii bunu kademeli yapabilirler. Yani, anlamasa da bilinçaltına yerleştiriyoruz aslında değil mi? Evet, kademeli de yaparlarsa aslında safa safa da anlayacaktır. Yani mutfaktaki tezgahtaki, mutfaktaki granit tezgahtaki gibi ama varılacak nokta bu. Ve tabii sizin programınızı ben öyle biliyorum ki Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın her yerinden evet, kişiler seyrediyor, izliyor. Buradan dünyanın her yerinde, neresinde olurlarsa olsun onlara şahsen tavsiyem bir İstanbul beyefendisi ve İstanbul hanımefendisi olmalarıdır evlerinde. Neden? İstanbul beyefendisi, İstanbul hanımefendisi deyince şunu anlarız. Bu insanlar kibar konuşurlar, evet, naziktirler, nezihtirler ve eski kelimeleri, kadim kelimeleri yoğun kullanırlar. Bendeniz, zat-ı aliniz, teşrif buyurdunuz derler. Böyle önümüzü ilikleyesimiz gelir. Evet. Çok ağır gelir bize de. Ama bu aynı zamanda çocuğun zeka gelişimini destekler. Acaba nasıl bir alakası var? Söyleyelim. Evet. Çocuklarıyla konuşurken ikili, üçlü, dörtlü ve hatta beşli konuşmak onların zihinsel gelişimini destekler. Örnek veriyorum, misal veriyorum. Diyebilirler ki evladım sana bir sorum, bir sualim var. Cevabını, yanıtını merak ediyorum. Büyüdüğünde, gelecekte, istikbalde, atide neler yapmayı planlıyorsun? Stresli olduğunda, garka düştüğünde, elem hissettiğinde, hüzünlendiğinde, yese kapıldığında, melül olduğunda ne seni rahatlatır? Hayatında, yaşamında neler olsun istersin? Şimdi diyebilirler ki, Hilmi Hocam bunlar eş anlamlı değil mi? Hocam bir de şimdi ben bunları benim de 3 kızım var şimdi söylemeye kalksam bakarlar ne diyor falan diye. Hani son zamanlarda hiç böyle kelimeler kullanılmıyor. Ama şöyle Büşra Hanım bunlar aşama zamanla aşama kullanmalı safa mıyız? Safa tabii ki. Şimdi mesela hayat gitti, yaşam geldi ama biz şunu diyen duymayız. Oh yaşamımı yaşıyorum diyen absürt gelir bize. Hayatını yaşar insanlar. Evet. Ve kelimelerin arasında, sözcüklerin arasında nüanslar, ince farklar vardır. Ve zeka gelişiminin temelini oluşturur. Bunun ispatı şudur. 1000 kelimelik sözcük dağarcığı olan bir çocuk 1000 kelimeyle düşünür. 1000 kelimeyle konuşur. 1000 kelimeyle hayal kurar. 5000 kelimelik sözcük dağarcığı olan bir çocuk bunu 5000 kelimeyle yapar. Bu yüzden mümkün olduğunca zengin bir dil kullanımı çok çok önemli ve yine aslında bu evlerde geçirilen süreçte buradan öyle tahmin ediyorum belki yüzdelik olarak kısmen fazla bizi izleyenler anneler ve kadınlar evet, olabilir. Kadınlardır ama diye düşünüyorum. Eğer diğer odadaysa kolundan tutup kocasını eşini de çeksin ekranın başına getirsin çünkü sözümüz şimdi babalara. Çocuk eğitiminde... Şimdi akşam ekstra bir baskı yapacağım ben. YouTube'dan açın izletin diye. Çok iyi. Evet. Çok iyi çünkü çocuk eğitiminde anne ve babanın görevi eşit. Yani babanın görevi anneye yardımcı olmak değil. Çocuklarıyla özellikle okul öncesi ilkokul dönemi çocuk sahibi olan aileler dikkat kesilsinler. Günlük, düzenli, rutin, masal ve hikaye okuma etkinlikleri yine zihinsel gelişimi destekler. Dikkat ederseniz ve dikkat ettilerse... Masal ve hikaye anlatma demedim. Masal ve hikaye okuyun dedim. Niçin bunu diyorum? Anne ve baba çocuğa masal ve hikaye okuduğunda çocuk şunu düşünür. Der ki, aa bu dinlediğim masal kahramanları, Keloğlanlar, Nasreddin Hocalar, Hacivatlar, Karagözler, Hanseller, Grateller. Demek ki bu iki kapaklı kartonun içinde. Ben de ilk fırsatta okumaya geçeyim. Ben de kitaplarla dost olayım diye açıklayar. Yani subliminal bilinçaltına bir mesaj gider. Ve kitap masal deyince de şu 5 yöntemi belki not ederlerse faydalı olur. Daha sonra da Büşra'nın önerisinde Hilmi Hoca demişti diye teşekkür ederler. Evet, çok inşallah. Ekmeğini yerler. 5 yöntem. 1. Masalı ve hikayeyi bir yerde durdurup sence bundan sonra ne olmuş olabilir? Çocuk ne istiyorsa söylesin hiçbir şekilde yargılamıyoruz. 2. Sence Keloğlan ne düşünmüş olabilir? Düşünceler. 3. Sence Keloğlan ne hissetmiş olabilir? Duygular çok önemli. 4. Sen Keloğlan'ın yerinde olsaydın değişik, farklı, başka ne yapardın? Ve 5. Hadi bu masalı, bu hikayeyi bir de sen bana anlat tarzında yönergelerin ciddi faydası vardır. Aslında hayal dünyasını hareketlendiriyoruz değil mi? Kesinlikle.
Hayal dünyası dediğiniz için oraya değinmem lazım. Programınızın özgürlükçü bir yapısı olduğunu biliyorum. Evet. Ve insanlara yasakların kötü olduğunu, serbest düşüncenin önemini de ara ara değindiğinizi biliyorum. Evet. Ama bir istisna rica ediyorum sizden. Bu programda bir yasak getirelim. Gelin. O yasak Türk Dil Kurumu'na da çağrı olsun, ailelere de olsun. Evlerde bazı cümleleri yasaklayalım. Onlar: 1. Gerçekçi ol. 2. Ayakların yere bassın. 3. Bulutların üstünde uçma. 4. Eski köye yeni adet getirme. 5. Hayal kurma. 6. icat çıkarma. Bizim eski köye yeni adet getirecek, bizim hayal kuracak, bizim icat çıkaracak çocuklara ihtiyacımız var. Bu yüzden ev ortamında çocukların bize göre sıra dışı, çok uçuk kaçık gelen fikirlerinde saçmalama, öyle şey olur mu, gerçekçi ol yerine, aa çok enteresan bir fikir, peki bunu nasıl hayata geçireceksin, merakla dinlemek isterim seni tarzında yaklaşımlar çocuğun yaratıcılığını, yani üretkenliğini destekler. Evet. Hocam peki üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklar var. Bunlarla alakalı ne düşünüyorsunuz? Nasıl eğitilmeli ya da aileler onları nasıl yönlendirmeli? Ülkelerimizde, ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerinde madenler var. Mesela ülkemizdeki bor madeninin varlığından gurur duyuyoruz ya da Karadeniz'de doğal gaz bulduk diye herkes sevindi. Ülkelerin maden zenginlikleri gibi zeki çocuklar, üstün zekalı, özel yetenekli, yüksek potansiyelli çocuklar bizim madenlerimizdir. Ve bu çocukların erken dönemde keşfedilmesi ve desteklenmesi bir aile meselesi değil, milli bir meseledir. Bu noktada ailelerimize çağrımız şudur. 1. Çocuklarını iyi gözlemlesinler. Çocuklarının erken dönemde gelişmiş olduğu ve desteklenmesi gereken yönlerine odaklansınlar. Ama buradan bana göre üzücü bir şey söyleyeceğim. O da şudur. Zaman zaman belki sizin programınıza katılan konuşmacılar içerisinde, belki televizyonda izlediğimiz kişilerde, mevki, makam, kariyer sahibi kişiler bazen şöyle cümleler kurarlar. Derler ki, benim bugünkü konumuma gelmemi sağlayan, bugünkü başarımın ardında yatan kişi lisedeki tarih öğretmenim ya da ilkokuldaki sınıf öğretmenim, o beni keşfetti derler. Ve tebessüm ederek izleriz. Bana göre bu çok üzücü bir cümledir. Çünkü onu doğuran, onu büyüten anne ve babası bu kişinin yeteneklerini fark edememiş, keşfedememiş bir öğretmen fark etmiş. O da fark edemeyebilirdi ki böyle örneklerle dolu etrafımız. Bu noktada çocuklarını tanımaları amacıyla, bakın benim çocuğum üstün zekalı mı diye değil, benim çocuğum kesin dahidir düşüncesiyle değil, ben anne babası olarak objektif bakamayabilirim, tarafsız değerlendiremeyebilirim. Bir uzman gözüyle baktığınızda benim çocuğumun gelişmiş olduğu yönler nedir? Desteklememiz gereken yönler var mıdır? Bize bu konuda rehberlik yapabilir misiniz yaklaşımıyla yapılacak zeka testleri, yetenek testlerini tavsiye edebilirim, ediyorum. Bu noktada doğru kurumlarla, doğru kişilerle bu destekleri pekala alabilirler. Ve aslında şöyle çocuklar var tabii bizim karşılaştığımız. 2,5 yaşında okumaya geçmiş Şura Hanım. Bakın 4 senedir okuyor ve bu çocuk okula başladığında öğretmen diyor ki hadi 2 sayfa çizgi çiz, 3 sayfa gözlük yap, 5 sayfa sandalye sıkılıyorlar, çiz. Sıkılıyorlar değil mi? İşkence. Çünkü şimdi benim bir yaşım var. Zannediyorum burcumuz da aynı. Yakın tarihte doğum gününüz olduğunu da biliyorum. Şimdi doğum günlerimizde bir pasta kutluyoruz ve mum koyuyoruz. Hı. Yaşımız adedince. Bu bizim takvim yaşımız. Yani kaç yaşındasın dediğimizde. Ama bir de bizim zeka yaşımız var. Takvim yaşı ile zeka yaşı dengesiz olduğunda bizim asenkronize gelişim dediğimiz uyumlu olmayan gelişim tabloları çıkıyor. Şimdi bakıyoruz, birinci sınıfa başlamış çocuk. Boyu, posu, kilosu, cismi, görünümü, endamı tipik bir 7 yaş çocuğunda, özelliğinde. Ama ağzını bir açıyor, konuşmaya bir başlıyor. Sanki içine adam kaçmış. Boyundan büyük laflar ediyor. Büyümüş de küçülmüş diyoruz. Evet. Bu çocukların okul ortamında sıkılmaları çok normal ve şu cümleleri duyuyordur beni dinleyen bazı aileler. Okulu sevmiyorum. Evet. Öğretmen aynı şeyleri tekrar ediyor. Ben bunları zaten biliyorum. Okul bu çocuklar için ne zaman çekici olur? Eğer okul çocuğa şunu yaptırabiliyorsa okula gittiğinde, dedirtiyorsa, yani onun merak duygusunu kamçılıyor, öğrenme duygusunun ihtiyacını gideriyorsa okul cazibe merkezidir. Eğer çocuğa ben bunları zaten biliyorum imajı, mimiklerini veriyorsa eyvahlar olsun. Bu yüzden dolandırıcılar,
hackerlar, bilgisayar korsanları, bir takım aslında yüksek potansiyelli suçlular temeline baktığınızda üstün zekalı çocuklar olarak karşımıza çıkabiliyor. Mutlaka. Doğru zamanda keşfedilmesi, doğru ellere emanet edilmesi çok hocam, önemli. Hocam ama şimdi çocukların okula başlama zamanına kadar ellerinde telefonlar, tabletler, işte bu konuya da biraz değinelim istiyorum. Çünkü gerçekten annelerin, babaların hani bazen böyle gerçekten sinirlendiği zamanlar olabiliyor bu konuda. Nasıl doğru kullanmaları gerekiyor? Çocuklar o okul zamanına kadar zaten birçok şeyi oradan öğreniyorlar. Ve okula başladıkları zaman gerçekten hoşlanmıyorlar, şaşırmıyorlar. Çok normal geliyor artık onlara. Sizce hocam ne tavsiye edersiniz? Mesela tablet, telefon kullanımı çocukların nasıl olmalı? Evet. Şimdi bazen görüyorum sokaklarda bebek arabasıyla gidiyor, götürüyor anne. Bebek arabasının önünde tutamaç yapılmış. Telefonu tutuyor ve ona çizgi film açıyor. Veya şuna da şahit oldum. Anne sürüyor, baba da bir yandan ona paralel yürüyor. Tabii canı telefondan bir şeyler çocuğun izletiyor. Çok üzücü bir tablo. Özellikle doğumdan sonra lütfen kulak misafiri olsunlar, dikkat kesilsinler. Ve hatta gördükleri yerde fiziksel müdahaleyi gerektirecek kadar tehlikeli bir şeyden bahsediyorum. Uyarıyorum. 3-3,5 yaşına kadar çocuğun televizyon, tablet, telefonla muhatap tutulması, çocukta var olabilecek yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, atipik otizm, özel öğrenme güçlüğü, disleksi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi genetik altyapıları tetikleyebilecek en tehlikeli yaklaşımlardan, hareketlerden bir tanesi. Lütfen, lütfen hiçbir muhataplıktan bahsediyoruz. 3-3,5 yaşına kadar. Ondan sonra kademeli bir şekilde muhataplık mümkündür. Hatta gereklidir de diyebiliriz. Bakın ben aynı zamanda kamu çalışanıyım. Rehberlik ve Araştırma Merkezi RAM diye bilinen bir kurumunda müdürüyüm İstanbul'da, Beşiktaş'ta. Ve İstanbul'un en eski RAM müdürlerinden bir tanesiyim. 16 senedir 50 binin üzerinde vakada, dosyada, zeka testinde imzası olan bir meslek elemanıyım ben. Ve son zamanlarda hem kendi profesyonel mesleki yaşamımda gördüğüm bir engel türünde artış var Büşra Hanım. O da iletişim çağına ters bir engel türü. Dil ve konuşma güçlüğü, konuşma geriliği, konuşmada gecikmede artış var. Çünkü 3T, televizyon, tablet, telefon evlerde hak ettiğinden fazla vakit kapsıyor, alıyor. Hı hı. Ve evde muhabbet, sohbet, diyalog olmayınca doğal olarak çocukta kelime, sözcük dağarcığı ve konuşma becerisine... Çünkü izliyor ve cevap vermiyor. Çünkü alıcı dil becerisini geliştiriyor. Yani aktif konuşma becerisini maalesef geliştiremiyor. Onun yerine ne koyacağız? Onun yerine çok güzel bir şey koyacağız. Kitapları koyacağız. Kitapla çocukları buluşturacağız. Bu noktada da kitap okuyan bir anne baba portresi çizeceğiz. Çocuğa rol model olacağız. Çocuğun kitap okumasını teşvik edeceğiz. Bakın şaşıracakları bir şey söyleyeceğim şimdi izleyicilerin. Ve bazıları sevinecek, bazıları hem üzülecek hem sevinecek. Çünkü diyecekler ki keşke bunu daha önce duysaydım diyecekler. Kafalarını vuracaklar maalesef. Ama olsun. Zarar neresinden dönse kârdır. Birinci sınıfa başlayan bir çocuk hayal edelim. Birinci sınıfa başladı. Okuma yazmayı da öğrendi. Bu çocuk günlük 30 dakika kitap okusa. Bakın diziler, Türk dizileri ortalama 90 dakika. 90 dakika demiyoruz. 30 dakika kitap okusa bu çocuk. O çocuk üniversite mezunu olduğu gün 300 sayfadan ince olmamak kaydıyla minimum 2500 civarında kitap bitirmiş olur. Bu kitapların yapraklarını, sayfalarını koparıp yan yana dizdiğimizde Edirne'den Ardahan'a yol olur. Sadece 30 dakika çocuklarımızı kitaba teşvik edelim. Bir takım ödüller verelim. Yani çünkü terazinin kefesine koyduğumuzda kitap o kadar ağır basıyor ki bazı yol, yöntem, teknikler hoş görülebilir, mübah sayılabilir. Ama burada bir dipnot koyalım. Bazı eğitimci vasıflı kişiler konuşmalarında, sunumlarında şöyle cümleler ifade ediyorlar. Diyorlar ki, değerli anneler, değerli babalar, kitap okumak o kadar önemli, o kadar önemli ki çocuklarınızın ne okuduğunun çok da bir önemi yok. Yeter ki okusun. Bu bana göre şuna benziyor. Karnınız acıktı mı? Ne yediğinizin çok da bir önemi yok. Bulduğunuzu yiyin gibi bir şeye benziyor. Ama bazı gıdalar zehirleyici olabiliyor. Ama burada bir nüans var. Bebeğe küflü bir ekmek verirseniz yoğun bakıma girebilir. Evet. Biz yersek o kadar etkilenmeyiz. Niye? Bizim bağışıklık sistemimiz, savunma mekanizmamız daha kuvvetli. Aynen bunun gibi çocukta savunma mekanizması, bağışıklık sistemi kuvvetlenene kadar, yani bir kişilik, bir kimlik, bir karakter, bir dünya bakışı oluşana kadar
filtreli, sansürlü, talim terbiyenin önerdiği kitaplar. Ama çocukta bir duruş oldu artık hepsinden. Yani sağ düşüncede misiniz değerli izleyici? Sol düşünceden de, sol düşüncede misiniz? Sağ düşünceden de dergi kitap yayınlara bakın. Evet. Kıyas edebilme, mukayese edebilme becerisini kazanabilmek için. Kesinlikle katılıyorum ona. Evet. Hocam peki yayını açarken neden eğitim dedik? Aslında şundan ben bunu hep webinarlarımda, seminerlerimde de söylüyorum. Ben eğitime karşıyım aslında. Eğitime karşıyım derken tabii yumuşak ye kullanmıyorum. Hı-hı. Ben eğitime karşıyım. Hani şu e-devlet, e-okul, hı-hı, e-posta diyoruz ya. Teknolojinin hayatımızdan yitirdiklerine karşı bir eğitimci olduğum için çocuklarda eğitim diyorum. Teknoloji, dijital aletler hem geliştirebilir hem köreltebilir. Yeter ki onu nasıl ve sağlıklı kullanacağımızı bilelim. Bu yüzden oraya dikkat etmek için aslında biraz eğitim diyoruz. Evet hocam, bu arada WhatsApp'a da sorular gelmeye başlamış. Evet. Erkek ve kız çocuklarının dikkat ve zeka gelişimi farklı mıdır? Şöyle, erkek çocuklarda dikkat dağınıklığı yüzdelik olarak daha fazla karşılaştığımız bir durum ama anlamlı bir durumdan bahsedemeyiz. Ama bu üçte yani televizyon, tablet, telefonun dikkat dağınıklığında bir etkisi var. Modernitenin getirdiği bir takım durumların dikkat dağınıklığını, odaklanma süresini azalttığına dair bir takım ifadeler söylenebiliyor. Ve aslında ailelerin çocuklarına ayırdığı vakitle dikkat ve odaklanma süresi paralel ilerliyor. Şuradan kendimize bir çeki düzen vermek için bir hatırlatma yapalım. Bakın hatırlayalım. Sevgili abim edebiyat öğretmenidir İdris Eren. O da hep bundan bahseder. Onun da kulağını çınlatalım. Selamlarımızı evet, yollayalım iletelim. Ona da. Çocuklar bebeklikte yürümeye başladıkları dönemde kanepeden doğrulur, dolaptan doğrulur, ayağa kalkmaya başlar. Hı hı. Ve düşer. Tekrar ayağa kalkar, tekrar düşer. Yüzlerce defa düşer ve tekrar ayağa kalkar. Şunu demez, ya bakıyorum etrafıma, koca koca kadınlar, koca koca adamlar, ben kim, yürümek kim demez. Denemeye vazgeçmez. Ama anne babanın da tavrı enteresandır. Anne baba da çocuğuna destekler. Bazen elinden tutar, sonra hadi yapabilirsin der, alkışlar, aslan oğlum kızım der. Şunu demez anne baba, kaç haftadır uğraşıyorsun, yürüyemiyorsun. Yürüyemedin. Utanmaz seni. Kendinden utanmalısın. Biz senin yaşındayken çoktan yürümüştük demez. Evet. Anne baba da destekler. Ama o çocuk yüzlerce defa düşüp tekrar kalkan, ayağa kalkan çocuk ergenlik dönemine geldiğinde başarısızlık ihtimalini gördüğü anda denemeye bile girişmez. Değil mi? Bu muazzam değişim nasıl olmuştur? Kendimize bir dikkat edelim. 148 bin kez hayır diyoruz çocuklarımıza 18 yaşına gelene kadar. Onları desteklediğimizde, farklı fikirlerini değer verdiğimizde çocukların aslında ifade becerisi de, dikkat dağınıklığı da hepsi de hallolmuş olacak. Hatta şunu da söyleyelim, dikkatle ilgili de aslında bir bağlantısı var. Yine birçok eğitimci şunu söylüyor ailelere, biraz ezber bozuyoruz bu programda. Kızmasın bana diğer eğitimciler ama doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Diyor ki annelere babalara, sevgili anneler, sevgili babalar, çocuklarınızın sorularını cevapsız bırakmayın. Onların sorularını muhakkak cevaplayın, yoksa onların merak duygusunu, öğrenme duygusunu yok edersiniz, köreltirsiniz diyorlar. Ama biz burada tersini söylüyoruz. Hayır, çocuklarınızın sorularını cevaplamayın. Onların bulmasına yardımcı olun. Çocuk bir şey sorduğunda hemen cevap vermektense, hemen cevap vermeyi tercih etmektense, sence nasıl? Sen olsaydın ne yapardın? Hadi bir düşün bakalım deyin. Lütfen evlatlarımıza sık sık düşünmeyi öğütleyelim. Onları düşünmeye sevk edelim. Aslında işte hayal kurma, icat çıkarma. Bu biraz da şey gibi hocam, aslında hani her okula giden çocuğun çantasını annesi taşımasın. Birazcık da kendisi taşısın. İşte beslenme çantasını taşısın en azından. Hani ufak tefekse, hı-hı, gibi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz mesela? Şöyle, çocuk sorumluluk ve verilmesi açısından. Çünkü yarın annesi hasta olabilir, her şey olabilir. İnsanız, düşüyoruz, kalkıyoruz. Onun da o düşüp kalkmaya alışabilmesi için belki o ağırlığı o gün taşıması gerekiyor, değil mi? Kesinlikle. Çocuk merdivenden düştü. Annesi hemen yanına geliyor. Aman yavrum, canım, ciğerparem, kuzum, bir tanem. Ya gerek yok. Evladım hadi bakayım, abartma. Kendin düştün, kendin kalkabilirsin. Şimdi okullar açıldı. Ya bir bakın, bir bakalım ya. Okulların etrafında bekleşen anneler. Evet.
Gün boyu bekliyorlar. Birbirlerine yaptıkları kekleri, kurabiyeleri ikram ediyorlar. Örgü örüyorlar. Sonra zil çalıyor, teneffüs oluyor. Çocuklar koşa koşa demir parmaklıklara geliyorlar. Sarılıyorlar. E tabi az değil, 40 dakika geçti. Hasret gidermeleri tabii gerekiyor. Sonra tekrar acı zil çalıyor. Ayrılış anı. Elveda anne, elveda yavrum. Böyle bir tablodan girişimci çocuk yetişmez. Anne veya baba diyor ki bak evladım şu liseye gideceksin LGS'de. Tıbbı kazanacaksın, doktor olacaksın, bizi muayene edeceksin, şu kızla evleneceksin, şu oğlanla evlenirsin, iç güveysi geleceksin, şu yemeği yiyeceksin, menüde olmaz bunu seçeceksin. Hayır. O zaman düştüğü, tökezlediği anda annesine bakar. Ben bir sınav tablosu anlatayım, tanıdık gelecek bazılarımıza. Üniversite sınavına giden gençleri düşünelim. Okulun bahçesinde sınava girenlerin 3-4 katı kalabalıklar olur genelde. Miting var zannederiz. Sınava gitme anı da enteresandır. Çocuk tek başına gidemez o sınava nedense. Evet. Anne, baba eğer araba büyükse biraz da dede, hala, nine, tabii, teyze yakınları de eşlik eder. Okunmuş sular, şekerler, okunmaya karşı olduğum için demiyorum ama o esnada olmaz. Ve yolculuk boyunca stres yapma, panik yapma, heyecanlanma falan denir. O stres yapma, panik yapma, aslında heyecanlanma panik yaptırtır, aslında panik yaptır. Ve çocuk okulun bahçesinden sınava girerken şöyle geriye doğru bir bakış atar. Sülalenin tek umudu olarak o sınava girecek ve nasıl sınav stresi aslında yapmayacak. Aklına soktu aile orada. Belki tabii, de hiçbir tabii stresi yoktu. Yani yaptıklarıyla yüzleşecek. Bakın proje ödevlerini açıklıyor öğretmenler sınıfta. Anneler yapmış. Evet. Ve kapıda bekliyorlar anneler veya kadınlar. Anneler de bize şimdi kızacaklar. Hep anne anne diyorsunuz ya, babalar da böyle. Hiç merak etmeyin. Ama biliyoruz ki bunun farkında izleyicilerimiz. Öğretmen diyor ki 55. Dışarıdaki velinin yüzü düşüyor. Notunu beğenmiyor. Tabii. Notunu beğenmiyor çünkü o yaptı. Bırakın 20 alsın, 25 alsın ama çocuk alsın. Kendi ayakları üstünde durdurabilmek lazım. Bakın 3 şey bizim çocuklara kazandıracağımız önemli başlıklardan bir tanesi. Bir, farkındalık. Bu arada süremiz noktasında sizden uyarı da bekliyorum. İhlal etmeyeyim. Farkındalık. O kadar farkındalıksız bir toplumuz ki maalesef hanımefendi baskülün üzerine çıkınca fark ediyor ne kadar kilo aldın. O diyor çok yemişim, rejime gireyim, diyet yapayım. Beyefendi saate bakınca fark ediyor randevusuna geç kaldığını. Öğrenci dönem sonu, sene sonu karneyi eline alınca fark ediyor. Bu ne ya diyor, 0-0, hiç çalışmamışım. Termometreye bakıp üşüyenler var ya. Bu kadar farkındalıksızlık fazla. İki, farkındalık kazandırmamız lazım. Öngörü. Ne olacak? Gelecekte neyle karşılaşacağız? Öngörü oyunlara oynayabilirler. Öngörüsüzlüğü biz görürüz bazen. İşte sel oldu, deprem oldu, bina yıkıldı. Aslında o bir öngörüsüzlüğün sonucudur. Aslında bina çok şeyi ifade eder. Binanın adresi Dereboyu Caddesi diye başlar esasında. O birçok şeyi söyler ve özgüven. Yani kişisel duruş. Hocam özgüven önemli mi? Yani çocuklar böyle kendilerine güvenli mi olmalılar sizce? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle, toplum içerisinde söz sahibi olması, kendi alışverişini yapması, kendi elbisesini dikmesi, çocuk ayakkabısını, bağcığını bağlarken dur ben yardım edeyim geç kalıyoruz demeden çocuğun 10 dakika orada uğraşması. Yemek seçen çocuklar var. Yemek seçiyorlar. Niye biliyor musunuz? Besine dokunmuyor. Liseye gelmiş ağzına kaşık veriliyor. Halbuki sofrayı sereceğiz. Önüne makarnayı koyacağız, yeşilliği koyacağız. O makarnayı saç yapacak, mıncıklayacak, dokunacak. O zaman o besinle... Anneler böyle bir cinnet geçirecek falan. O besinle dost olmuş dost olmuş olacak. Bu noktada... Çok çevirelim kamera, mikrofonu isterseniz hocam. Besinle dost olmuş olacak esasında. Bunu yaptığı zaman bu karşılaşmayı da yapmış olacak. Tabii burada ailelere bizim diyeceğimiz şu. Evet, son evde kapatalım eğitim, hocam. Evde eğitim sürecinde uyanık olmak lazım. Dünyada homeschooling dediğimiz, ev okulu dediğimiz sistemler var. Eğitim alternatiflerinden bir tanesidir. Ev okulu sistemlerini araştırabilirler. Mentörlük gibi, ev rehberliği sistemleri gibi, çocuklarına destek mekanizmalarını, az önce söylediğimiz zeka testi, yetenek testinde de o duygu düşüncelerle bakabilirler ve çocuklarına oyuncaklar yerine zeka akıl oyunlarını da gündemlerine alabilirler. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ayaklarınıza sağlık.
Ev Okulu Derneği Büşra Meşe Yıldırım'la İyi Ki Varsınız sundu.